İtalyan politikacı inişli çıkışlı siyasi kariyerine 2004 yılında adım attı. Merkez sol koalisyonun adayı olarak girdiği 2004 seçimlerinde Floransa il başkanı oldu. 5 yıllık görev süresinin ardından 2009'da Floransa belediye başkanı seçildi. Matteo Renzi'den bahsediyoruz. Hukuk kökenli 43 yaşındaki genç siyasetçi, 2010 yılından itibaren Floransa'da İtalya'da değişim nasıl olur adı altında yıllık konferanslar düzenledi. Üyesi olduğu Demokrat Parti'de düzenlenen seçimle 2013 yılında genel sekreterliğe seçildi. Bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü. Adından sıkça söz ettiren Renzi henüz 39 yaşındayken Enrico Letta'nın görevden istifasının ardından 22 Şubat 2014'te İtalya'nın 56. başbakanı oldu. Renzi 1922'de bu göreve gelen Benito Mussolini'den bile genç yaşta bu makama gelerek ülkesinin siyasi tarihinde bir rekora da imza attı. Görev başındayken seçim sisteminde değişiklik, vergi sistemi, eşcinsel birliktelikler, kamu idaresinde kapsamlı değişiklikler ve vergi indirimi gibi bir dizi reformlar yaptı. Senatonun yetkilerinin kısıtlanması da dahil anayasanın 1/3 bölümünde değişiklik öngören reform istedi. Kendi siyasi geleceğini de adeta bu referanduma endeksleyen Renzi, halk oylamasında olumsuz sonuç çıkması üzerine 5 Aralık 2016'da hem başbakanlık hem de parti başkanlığı görevlerinden istifa etti. 11 Aralık'ta istifası kabul edildi. Matteo Renzi'den boşalan koltuğa Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni atandı. Renzi 2017'nin Mayıs ayında yeniden Demokrat Parti'nin genel sekreterliğine seçildi.